Evet, bugün aslında birbirinden kıymetli üç önemli konuşmacımız var. Hem konuya hakimiyeti hem de pazarda etkinlikleri açısından baktığınızda önemli bir meseleyi konuşacağız. Aslında üç başlığa da baktığınızda birbirinden kıymetli. E-ticaret diyorsunuz, kıymetli. Perakende diyorsunuz, kıymetli. Öbür taraftan bakıyorsunuz, yapay zeka diyorsunuz, hepsi kıymetli. Biz bugün biraz hem beyin fırtınası yapacağız hem de uygulamalara ilişkin örneklerle meseleyi açmaya çalışacağız. Ben şöyle bir sırayla sözleri aktarmak istiyorum. Ama ortak sorum şu olsun. Sayın Kaşan'la başlayalım, Sayın Seda Kaşan. Ortak sorumu size yöneltmiş olayım. Diğer konuşmacılarımızdan da benzer bir şeyi alacağım. Şimdi üç kritik başlık: yapay zeka, perakende ve e-ticaret. Herkesin iyi kötü aşina olduğu, kulak dolgunluğu oldu ama çok az şey bildiği noktalar. Biz bugün hayatımızın son derece doğal bir parçası hale gelen bu meseleyi yeterince algıladık mı? Nereden nereye geldik? Belki biraz buradan başlamak lazım. 5 dakikanız var. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Tekrar aranızda olmak çok güzel. Geleceğin mağazacılığı çok kanallı bir yapıda zengin bir deneyim sunuyor olacak. Ve şu anda olduğu gibi hem fiziksel hem dijital dünyaları da bir arada yaşatmaya devam ediyor olacağız. Teslimat deneyimleri hepimizin bu özellikle pandemi sonrasında önemli bir konu haline geldi. Aynı zamanda bu tedarik zincirlerinde otonoma yakın bir seviyede ve aynı zamanda işleyişi otomatize etmek, akıllı kararlar almasını sağlamak önemli. Biz neler yapıyoruz Ebebek Teknoloji ekibi olarak? Sloganımız biliyorsunuz, anne ilgisi, uzman bilgisi diyoruz. Ona ek olarak da yapay zeka bilgimizle aslında bebeveynlerimiz için projeler geliştiriyoruz. Bebeveynler kimler? Müşterilerimiz. Onlarla duygusal bir bağ kurmaya çalışıyoruz. Onların gündelik yaşamlarında var olmaya, akıllarında kalmaya ve heyecan yaratan yeniliklerle karşılarına çıkmayı odaklanıyoruz. Perakende sektöründe biz 200 mağazayla var oluyoruz. Aynı zamanda e-ticaret sitemiz var. 45 bin metrekareden büyük iki tane depomuz mevcut. Direkt anne ve bebek ürünleri dikeyinde aylık 5,5 milyondan fazla da ürün satışı yapıyoruz. Dolayısıyla ciddi büyüklükte bir operasyonu yönetiyoruz. Bu operasyonu yönetirken daha üretim aşamasından başlayıp üretim yönetimi, bunların satın alınması, bu mağaza yönetimi, mağaza operasyonu, operasyon yönetimi, satış, pazarlama, dijital kanallar, çeşitli alanlarda yapay zeka teknolojilerini kullanıyoruz. Bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Şuradan Üretimde, Sayın Kaşan bir şey sorabilir miyim? tabii ki. Çok geleneksel yöntemlerle bu iş yapılırken, şimdi yapay zekanın kullanıldığı bir ortamda ne değişti? Bize onu anlatabilir misiniz? Aslında satın alma tavsiyeleri vererek dinamik fiyatlandırmalarla müşterimize özel kişisel içerikler ve tavsiyeler sunmaya başladık. Verimlilik artışı doğal olarak bu tedarik zincirinde operasyonla ilgili kısımlarda verimlilik artışları önemli. Bir de aslında diyalog bazlı ticaret başladı diyebiliriz. Gerçek zamanlı depo satış noktası takibi bizim için kritik çünkü biz hem e-ticaret hem mağazacılık kısmında destek veriyoruz. Operasyon ve teslimatlarımızdaki verimlilik de son derece önem kazandı. Yine merak ettiğim bir nokta var. Mesela normal mağazalarla e-ticaret üzerindeki entegrasyonu sağlarken yapay zekanın rolü ne oluyor? Burada aslında bahsettiğim üretim, sevkiyat planlama, replenishment dediğimiz, rota optimizasyonu dediğimiz depodanma ürünlerin çıkışı gibi fiyatlandırma, sadakat programları, öneri, sesli arama sistemleri, ödeme sistemleri, bu ödeme sistemlerinde fraud takibi gibi bunların hepsi aslında özellikler olarak yapay zeka ile birlikte hayatımıza giriyor ve verimlilik artışını ciddi anlamda sağlıyor diyebilirim. Şimdi bizim tüketici grubunda mesela şöyle bir izlenim var. Bize bir şey aldırtıyorlar. Öyle mi gerçekten, yoksa yapay zeka aslında benim eğilimlerimi,
eğilimlerimden mi yola çıkıyor? İşte o kurguyu biraz anlatabilir misiniz? Çünkü bizlerde şöyle bir kanaat oluşuyor. Ya ben aslında bunu almayacaktım da bana öyle bir reklam yaptılar ki dayanamadım aldım. Gerçekten öyle mi? Aslında şöyle oluyor, hani müşterinin ödemek istediği bir fiyat var. Almak istediği ya da hayalinde araştırdığı bir ürün var. Biz orada bir gerçek fiyat, gerçek teklif sunuyoruz. Bu arada da aslında perakendecinin net kazancı olmuş oluyor. Ben öyle bakıyorum. Dolayısıyla hani tüketicinin ödemek istediği miktar perakendecinin de uyguladığı fiyatla bu şeyi sağlamış oluyoruz. Teklif başarılı sonuçlanırsa perakendeci de kazanmış oluyor. Yani günün sonunda aslında yine bizim eğilimlerimizden ortaya çıkıyor. Doğru mu anlıyorum? Evet, doğru. Peki ilk bölümle ilgili virgül atacağım size ama son bir cümleniz varsa onu almak isterim. Bahsettim bütün konulardan. Daha sonra müşteri ve ekosistem açısından konulara değinmek istiyorum. Arkadaşlara geçebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Tolga Ahmet Kalaycı'ya dönmek isterim. Şimdi Tolga Bey, aslında bizim Seda Hanım'a sorduğum sorular, onun da verdiği yanıtlardan bir şey anlıyoruz ki veri. Değil mi? Yani yapay zekanın çalışabilmesiyle ilgili en önemli kaynak veri. Nereden nereye geldik derken meseleye biraz veri açısından da bakabilir misiniz? Tabii. Yani aslında yapay zeka dediğimiz kavramın ham maddesi büyük veri. Çok yüksek hızda, yüksek hacimde ve yüksek çeşitlilikte. İşte variety, velocity, volume denen bu 3 V sembolüyle temsil ediliyor. İlk 1930'lu yıllarda çıkmış bu kavram ortaya. Bir muhasebe, IBM'in yaptığı bir muhasebe projesinde çıkmış. Onu takiben de 1940'lı yıllarda yapay zekanın, yani bugünkü yapay zekanın ilk temelleri atılmış desek çok yanlış olmaz. İşte son 5-6 senede de bizim ürettiğimiz, dünya genelinde ürettiğimiz veri çok hızlı bir biçimde, üstel bir biçimde artıyor ve %80-90'ı da bu verinin yapısal olmayan, yani metin, görüntü, ses gibi verilerden oluşuyor. Ve Forbes tarafından verilen bir istatistik de şu şekilde: işletmelerin %95'i iş süreçlerini yönetebilmek için yapısal olmayan verileri yönetmeye ihtiyacı olduğu belirtilmiş. Tabii bu kadar fazla veri ait olduğu süreçler hakkında müthiş içgörüler barındırıyor. Peki biz şu anda ne kadar faydalanıyoruz diye sorduğumuzda da bunun için Harvard Business Review Analytics Services tarafından bir anket yapılmış. Teknoloji, üretim ve finansal servis sektörlerinden yöneticilere sorular sorulmuş ve %41'i kuruluşun bir veya daha fazla alanında kullanımda olan yapay zeka makine öğrenmesi modelleri oluşturduklarını söylemiş. %31'i bazı yapay zeka ve makine öğrenmesi modellerini kullanmaya başladıklarından bahsetmiş. %18'i sadece geniş ölçekte bu modelleri, bu çözümleri kullandığını söylemiş ve %9'u ise henüz bir çalışmaları olmadığından bahsetmiş bu konuda. Büyük bir potansiyel var orada. %18'in dışındakiler daha hazırlık aşaması ya da hiç kullanmıyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Aslında evet, bu da dediğiniz gibi yapay zeka teknolojilerine şirketlerin entegre olma evrimleri henüz olgunlaşmış değil yani. Bunu görüyoruz burada. Tabii bunun için üst yönetimlerin yaklaşımı çok önemli. Sonrasında da bunun sponsorluğunu aldıktan sonra üst yönetim tarafından doğru insanlarla doğru teknolojileri bir araya getirmek önemli oluyor. Bu noktada son dönemde bulut teknolojilerinin kullanımında ciddi artış olduğunu görüyoruz. İşte Google, Amazon gibi şirketler tavsiye sistemleri, görüntü işleme algoritmaları, metin işleme algoritmalarını servisleştirmiş durumda. Buna paralel olarak da startup komünitesinde de benzer çalışmalar var. Ve bu firmalar kendi alanlarındaki spesifik problemlere odaklanarak ürettikleri başarılı çözümler sayesinde bu büyük ölçekteki firmalarla yarışabilir konuma geldiğini görüyoruz. Ki bu firmaların bu noktada en büyük avantajı maliyet oluyor tabii bu büyük service providerlara kıyasla. Bulut teknolojisi sayesinde servisleşen bu yapay zeka çözümleri tabii ki firmaların süreçlerine bu çözümleri entegre etme için ihtiyacı olan zamanı kısaltıyor. Aynı zamanda da board role olarak bu teknolojilere hakim kişi sayısında bir düşüş beraberinde getiriyor. Ancak öte yandan OPEX olarak adlandırdığımız operasyonel giderlerin de artması ve firmaların bir noktada dışa bağlı kalması bu yaklaşımın negatif bir yönü.
Buna karşılık olarak bazı firmalar da tabii öz kaynakları ile bu çözümleri geliştirme yoluna gidiyorlar. Genelde görece daha büyük ölçekteki firmalar bunlar. İşte tam bu noktada hayatımıza giren ve bizzat benim de son dönemde içinde yer aldığım işlerde gerekliliğini giderek daha fazla hissettiğim veri etiketleme konusu yapay zeka alanındaki bir başka trend konu. Ülkemizde de çok başarılı startuplar var bu alanda ve sadece yurt dışına değil, yurt içine değil, yurt dışına da açılma vizyonları olan ve bunu başaran startuplar, e-ticaret, sağlık, bankacılık, telekomünikasyon gibi birkaç farklı alanda bu veri etiketleme firmalarının verdiği hizmete olan ihtiyaç artıyor. Gartner tarafından da bunun henüz doyuma ulaşmamış, henüz pik noktasına ulaşmamış bir alan olduğu belirtilmiş. Tabii son olarak da şunu ben eklemek istiyorum. Etiketli verinin burada öneminden ve etiketli veriye olan ihtiyaçtan bahsettik, ancak bu yapay zeka alanındaki en önde gelen bir grup araştırmacının üzerinde hemfikir olduğu bir konu var ki bu da işte bu kadar hızlı artan bir veri hacmine komünite olarak veri etiketleme hızımızın uzun dönemde fazla ayak uyduramayacağı konusu. Bu sebeple de orta ve uzun vadede aslında self-supervised dediğimiz etiketli veriye ihtiyaç duymayan veya çok az sayıda etikete ihtiyaç duyan algoritmaların yapay zekanın geleceğini şekillendireceğini düşünüyorlar. Umarım bir başka session'da da bu konu üzerine daha detaylı çalışma fırsatımız olur. Bunu biraz açmak da isterim sonra, ama şimdi burada bir virgül atayım. Sayın Semih Albayrak'a dönmek istiyorum. Şimdi nereden nereye geldiğimiz noktasında analiz ederken, şimdi veri, şöyle bir algı var Sayın Albayrak, onu tam analiz ederseniz çok sevinirim. Veri, evet, biliyoruz ki bu yüzyılın petrolüne eşdeğer, çok kıymetli, tamam. Fakat veriyi çöp olmaktan kurtaran aslında galiba onu bilgi haline dönüştürmek ve işte yapay zeka teknolojisi burada devreye giriyor. İşin bu boyutunu da biraz katarak değerlendirme alabilirsem sizden sevinirim. Peki, biraz zor bir soru oldu galiba. Aklıma direkt Matrix'teki bir sahneye getirdi. Neo, sanal dünya ile gerçek dünya arasında bir tren istasyonunda sıkışmıştır sahnede. Bir türlü oradan çıkamıyor. Sonra bir programla karşılaşır. Aslında orada program dediğimiz şey de bizim yapay zeka diye üzerinde konuştuğumuz şeyin belki bugünkü resminin çok daha ötesinde bir karşılığı. Ve onunla bir diyaloğa girer. Program kendisinin bir kızı olduğundan söz eder. Ve kızını çok sevdiğini söyler. Neo da tam bu noktada şaşırır. Program dediğimiz şeyin sevgi kelimesini kullanıyor olmasından ötürü. Programda cevaben hani neden şaşırıyorsun ki, sevgi dediğimiz şey sadece bir kelime. Önemli olan onun sende çağrıştırdığı bağlantı cevabını verir. Aslında yapay zeka dediğimiz şeyin yapmaya çalıştığı şey veriyi de kullanarak tam olarak bu. Hani çöp veri diye ifade edeceğimiz şey belki sevgi kelimesinin hani harfsel karşılığı olabilir. Burada tam olarak o harfsel karşılıktan, o simgesel karşılıktan bizde çağrıştırdığı bağlantı nedir? Oraya gitme yolculuğu, oraya gitme metodolojisi dediğimiz şey yapay zekanın hani teoride altından kalkmaya çalıştığı şeydir diyebiliriz. Klasik bir örnek vermek gerekirse de işte bir basit bir ürün önerisi motoru, modeli de bunu yapar. Bize bir ürün önermez, ürün onun için çöptür aslında. Bize önerdiği şey o ürünün bir meta olduğunu bilir. Bize söylediği şey şudur: önemli olan o ürünün sende çağrıştırdığı bağlantı. Yani biraz önce Seda Hanım'a da sordunuz. Bizim eğilimlerimizin ne olduğunu tespit edip onu mu söylüyor hakikaten gibi bir soru zuhur etmişti. Tam olarak bu aslında. O metanın arka planında sizin için o meta neyi çağrıştırıyor onu anlayabilmek. Kısıtlı bir süre içerisinde ve kısıtlı bir veri havuzuna da dayanarak, sonuçta çok geniş veri yapılarımız var ama çözümlerimiz için bunların hepsini kullanmak da çok mümkün değil. Teknoloji henüz o scale'de o kadar veriyi o kadar hızlı işleyebilecek durumda değil. Bu dar zaman içerisinde olabilecek en öz haliyle veriden anlamı çıkarmak ve işte Çetin Bey
sizin önünüze sizde bir şey çağrıştıracak, bir yankı yapacak, içinizde hani ne diyelim bir titreşim oluşturacak ürünü sizin önünüze koymak. Yaptığı şey bu temelde. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi orada bir zamanlama, hani henüz ona hazır değil noktasını biraz şuradan açmak istiyorum. Yakın zamanda bir 5G konuşuyoruz. Bir de kuantum kırılması konuşuyoruz. Yapay zeka ile ilgili çalışmalar bu hıza yetişebilecek ölçüde mi, yoksa çok daha iptidai durumda mı? Aslında Tolga biraz bundan bahsetmiş oldu. Yapay zeka ile ilgili çalışmalar hani bugün başlamadı. Kullandığımız algoritmaların bir kısmı belki 1940-50'lerde üretilmiş algoritmalar. Ama bu algoritmalardan değer üretebilmek için teknolojinin o algoritmaları elde de veri olduktan sonra işleyebilecek seviyeye gelmesi gerekiyordu. Ben sektöre girdiğimde 10 sene önce yapay zeka diye bir pozisyon yoktu sektörde. Şimdi 5-6 sene geçtiğimiz 5-6 sene içerisinde artık bir böyle çığa dönüşmüş biçimde yeni pozisyonların açılmaya başlandığı, tanımların yapılmaya başlandığı, aslında yeni yeni standartlarının da oluşmaya başladığı bir dünyanın içerisindeyiz. Dolayısıyla teknolojik olarak atacağımız her bir adım bizim bu modelleri işleme kabiliyetimizi, henüz işleyemediğimiz modelleri de artık hayatımıza dahil etme kabiliyetimizi arttıracak diyebiliriz. Sayın, çok teşekkür ediyorum. Sayın Kaşan'a dönmek istiyorum tam bu aşamada. Sürelerinizi de çok iyi kullanıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi işin ilkesini ve gelişimini ortaya koyduktan sonra biraz pratik hayattan, her üçünüzden de yine aslında beklentim bu. Pratik hayattan uygulamalarla, böyle örneklerle biraz zihnimizi açarsanız belki nereye doğru gideceğimizi veya meseleye nasıl yaklaşacağımızı da daha iyi anlarız gibi geliyor. Sahadan örnekler, böyle birkaç anekdotla açabilir misiniz bize bu durumu Sayın Kaşan? Şöyle, Ar-Ge aşamasında olduğumuz birkaç use case'den bahsetmek istiyorum. Genel olanları zaten konuşmanın başında bahsetmiştim. Şu anda örneğin Gebze depomuzda Ottobo diye robotlarımız var. Bir işbirliği yapıyoruz ekosistemdeki bir startup'la. Şu anda mesela 12 tane robotumuz var ve 19 tanesi daha geliyor olacak. Bu yapay zeka tarafından desteklenen robotlarla aslında iş biçimlerimize, iş gücümüze yardımcı olmasını bekliyoruz. Çünkü ciddi büyüklükte bir depo alanından bahsediyoruz. Burada işte personel boşluğunu doldurması için otonom olarak bu teknolojiyi kullanıyoruz. Bir diğer use case olarak yine deneyimlediğimiz işte Bostancı mağazamızda bir yerde Bekolog diye, normalde bizim müşteri temsilcilerimize, satış temsilcilerimize Bebekolog diyoruz. Burada sanal asistanımız var, VR Bebekolog. Burada da aslında sanal gerçeklik alışveriş dünyasına davet ediyoruz herkesi. Mağazamız olmayan yerlerde de belki bunu, pilotunu, Ar-Ge'sini tamamladıktan sonra yaygınlaştırmayla aslında ürünlerimizin 3D olarak bu deneyimi yaşamalarını sağlayacağız. Onun haricinde zaten operasyonumuzu güçlendirmek adına işte bu üretimimizi, sevkiyat planlamasını, replenishment süreçlerini, işte rota optimizasyonunu paralelde mesela bizden alışveriş yapan kullanıcılarımızla sadakat, işte gamification ürünümüz var ama orada kişi mesela gamification'a üye olmamış olabilir ama satın aldığı ürünler var, biliyorsunuz 0-4 yaş, 0-5 yaş grubunda aktifiz. Dolayısıyla ürünü aldığı çocuğun, bebeğin işte dönemini tespit edip onu ilerletip ona uygun teklifler sunmak gibi öneri sistemleri özelinde çalışıyoruz yine paralelde. Bir de hani sektöre girecek firmalar açısından da bakacak olursak aslında hani girişimlerin ulaşabilecekleri gerçek veri ve POC imkanları kısıtlı oluyor. Burada ebebek olarak biz inovasyon ve ürün servis geliştirme konusunda son derece istekliyiz. Bu tarz firmalar da bizlerle iletişime geçebilir. Birlikte ortak hani verimiz üzerinden çalışmalar yapabiliriz. Senaryolar geliştirebiliriz. Aynı zamanda ekosistemle birlikte de çalışmalar yapıyoruz. İşte TÜSİAD'ın SD Kare bu sanayi dijital dönüşüm programına dahil olduk. Orada bir çağrı çıktık. O ekosistemde olan
firmalarla birlikte çözümler geliştirmek özelinde, yine içerisinde hani yapay zekada barındıracak şekilde. Üniversite, yani bu startup firmalara belki bir diğer tavsiye şey olabilir. Üniversitelerle işbirlikleri olabilir. Örneğin işte sanayi odaklı projeler programını Sabancı Üniversitesi ile birlikte yönetiyoruz. Orada işte yine belirli depoyla ilgili use case'lerimizde, kargo atımı matrislerinde yani verimliliği sağlamak, hem işte kalite olarak en iyi hizmet aldığımız mahalle kırılımında kargo atamasını yapmak, hem de maliyet odaklı yaklaşmak gibi projeler yapıyoruz. Burada da yine Sabancı Üniversitesi 4. sınıf lisans öğrencileriyle de birlikte proje geliştiriyoruz. Biz ekosisteme de son derece açığız. Girişimler bizlerle de iletişime geçebilir. Birlikte datamızı da kullandırarak güzel projeler geliştirebiliriz. Sesiniz kapalı Çetin Bey. Çok özür diliyorum. Zaten yeni ekonominin de kuralı bu. Hep birlikte iş yapmak üzerine kurgulanmış, birlikte büyümek üzerine kurgulanmış bir yapı var. Sayın Kalaycı, Sayın Tolga Ahmet Kalaycı, size dönmek isterim. Hem uygulamalar bazında meseleyi açarsanız sevinirim. Hem de şimdi platformlarda şöyle bir şey var. Bir de geleneksel pazar var. Geleneksel pazarın buraya girişlerinde yapay zekanın onlara getireceklerini tam anlayabiliyorlar mı? Buraya da biraz değinirseniz mutlu olurum. Tabii ki. Ben önce çok kısaca bizim Trendyol'da nasıl bir yapımız var data science alanında onu söylemek istiyorum. 60 kişinin üzerinde bir ekibiz ve 12 farklı data science ekibinden oluşuyoruz. Yani bu ekipleri Trendyol operasyonunun hemen hemen tamamına dokunan farklı data science ekipleri, yani mikro data science ekipleri olarak görebilirsiniz. Tabii ki her zaman birbiriyle hem organik olarak hem de know-how paylaşımı olarak birlikte hareket ediyoruz. Burada 10 ekip business unit bakımından ayrılıyor. 2 ekip ise bu 10 ekibi yatayda kesen ve niş problemlere eğilen doğal dil işleme ve görüntü işleme ekipleri. Ki bu ekiplerin tabii çoğunlukla yapısal olmayan veriler üzerinde çalıştığını görüyoruz. Temelde aslında 3'e ayrılıyor diyebiliriz ürettiğimiz çözümler bu tarafta. Kullanıcılar tarafından üretilen ve Trendyol kataloğunun içeriğinin moderasyonu ve skorlanması, search problemleri ve recommendation problemleri olmak üzere bu 3 alanı belirtebilirim. Tabii gene bizim burada bu alandaki çalışmalara ve otomasyonlara ihtiyaç duymamızdaki temel sebep yine az önce de bahsettiğim volume ve velocity kavramları. Çok büyük hacimde ve büyük hızda içerik üretiliyor. Dolayısıyla akışın tamamına manuel müdahale etmeniz mümkün olmuyor. Bu alandaki use case'lerimize örnek olarak Trendyol'daki görsellerde yasaklı ürün kontrolü, çıplaklık kontrolü, artı 18 ürün tespiti, görsellerin teknik ve estetik skorlarının hesaplanması, yorum içeriklerinin ne kadar bilgilendirici ve kaliteli olduğunun skorlanması, yine görsel ve metin verilerine dayanarak Trendyol kataloğunun tekilliğinin sağlanması gibi use case'lerden bahsedebilirim. Arada bir şey sorabilir miyim? Bu herkesin ve her alanda zaten sorunlardan biridir. Şu bu yapay zeka bot hesapları da tespit edebiliyor mu? Çünkü bu bazen coşkulamak, bazen de linç etmek için kullanılan yorumlar bölümünü kastediyorum. Oraları da tespit edebiliyor mu yapay zeka? Tabii ki, tabii ki. Bu konu üzerine çalışan firmalarda var. Büyük işte Twitter vesaire gibi firmaların da sırf bu iş üzerine, tespit üzerine çalışan ekipleri var. Yani bunun tabii farklı teknik açıklayan yaklaşımları olabiliyor. Bazı kişiler, bazı ekipler anomaly detection olarak bu probleme yaklaşıyor. Bazıları daha farklı yaklaşıyor. Ama o kullanıcının gösterdiği paternlere bakarak normal bir kullanıcı davranışı mı, yoksa tek bir objektife yönelmiş ve devamlı orayı işleyen odaklı hesaplar mı, bunun tespiti gayet mümkün. Bizim buradaki bu çözümleri üretirken yola çıktığımız nokta dünya genelindeki komünitenin ve araştırma merkezlerinin ürettiği çıktılar oluyor büyük oranda. Bu çıktıların çok büyük bir bölümü açık kaynaklı olarak komünitenin geri kalanıyla paylaşılmış durumda zaten. Bizim de Trendyol Data Science ekibi olarak temel vizyonumuz bu alandaki en yetenekli kişileri bir araya getirerek hem Trendyol'un problemlerine çözümler üretmek, hem de mümkün olan noktalarda komüniteye gene katkı sağlamak.
Ürettiğimiz çözümlerde hemen hemen hepsinde benzer problemlerde literatürde ortaya konmuş state of the art çözümler bizim çıkış noktamız oluyor. Ancak birçok problemde de bu çözümlerin mevcut halleriyle ürettikleri çıktıların bizim canlı sistemimize direkt olarak entegre edilebilecek olgunlukta olmadığını görüyoruz. Onu biraz açar mısınız bir cümlede olsa? Evet. Mesela siz hazır bir görsel benzerlik algoritmasını, open source edilmiş bir görsel benzerlik algoritmasını alıp direkt olarak kendi kataloğunuzdaki görsellerin onun üzerinden benzerliğini hesaplayıp bunu müşteriye bir ürün olarak sunamayabiliyorsunuz. Çünkü o algoritma jenerik bir algoritma oluyor. E-ticarete veya sizin kataloğunuzdaki görsellerin yapısına özelleşmemiş bir algoritma olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla işte burada kullandığımız teknolojiler ve sahip olduğumuz know-how sayesinde bu algoritmaya bizim domainimizin, bizim alanımızın dinamiklerini, paternlerini öğretmek durumunda kalıyoruz ki işte bu noktada hem teknik hem de işi anlama, kavrama yetenekleri konusunda ileri seviyede arkadaşların ekipte olması oldukça önemli bir hal alıyor. Bunları son birkaç cümle rica edeyim. Tabii. Bunları yaparken tabii işin bir de yani yaptığınız şey süreçleri otomatize etmek. Çünkü şirkette müşterileriniz ve satıcılarınızın yaşayacağı deneyimi bu algoritmalara bırakmış oluyorsunuz haliyle. Bu yaptığınız şeyin de hem ticari hem de rekabet yasası KVKK gibi hukuki konulara etkileri oluyor. Bunlara da her zaman özellikle dikkat etmemiz gerekebiliyor. Yani aslında bir problemi ne kadar iyi, teknik olarak ne kadar iyi çözümleyebilmenizin yanında regülasyonların size çizdiği sınırlar çerçevesinde ne kadar çözümleyebiliyorsunuz? Esas amacınız ve odağınız bu oluyor diyebilirim. Müthiş. Sayın Albayrak'la devam etmek isterim. Şimdi Semih Bey, yine sizin de bu konuyla ilgili böyle uygulamaya yönelik örneklerinizi paylaşırsanız sevinirim. Ama galiba Sayın Kalaycı'dan ve Sayın Kaşan'dan yola çıkarak bir ek soru daha sorayım. Öyle devam edelim. Bütün bu uygulamaları yaparken insan kaynağı direnciyle karşılaşıyormuşsunuz. Bu ek soru olsun. Oradan başlayalım o zaman. Bence çok kritik, güzel bir soru da oldu. Şimdi mevzu çok yeni olduğu için yani bir 10 sene önce aslında yapay zeka dediğimiz, veri bilimi dediğimiz şey akademinin temelindeydi, tekelindeydi. Bu tekelden 10 sene içerisinde çok hızlı biçimde çıkıp artık akademiyi de endüstrinin içerisine yedirmiş bir formatta hayatına devam eden bir endüstriden bahsediyoruz. Mevzu bu kadar hızlı ilerleyince de ne kişisel bazda insan kaynakları anlamında roller ne olacak, ne de bir yapay zeka algoritması modeli hangi klasik süreçlerle geliştirilmelidir, geliştirildikten sonra hangi klasik süreçlerle monitör edilmelidir, sürekli izlenmelidir, hukuki anlamda nelere tabi olmalıdır gibi bir noktada artık işin felsefesine de dokunmaya başlayan konular yeni yeni tartışılıyor. Henüz nihai standart şudur, bu işin manifestosu budur diyebileceğimiz bir olgunlukta cevaba kavuşmuş değil. Dolayısıyla evet, insan kaynağı da rollerin standartlaşması da, işleyişin tam olarak süreçlerin standartlaşması da çok önemli, kritik, haiz önemde devam ediyor. Ama şunu söyleyebilirim, klasik yazılımsal süreçler örneğin dünyada 1970'lerde, 80'lerde falan tartışılmaya başlandı. Yanlış hatırlamıyorsam waterfall dediğimiz metodoloji, yani bir proje gelir, işte 2 yıllık bir skopu varsa 2 yıl detaylıca planlanır ve 2 yıl bittiğinde artık o proje bir ürün haline gelmiş olur gibi bir yaklaşım 1970 ya da 80'de ilan edildi, konuşulmaya, uygulanmaya başlandı. O sırada Türkiye'de bir karşılığı yoktu. 2001'de artık biraz daha agile dediğimiz bir manifesto ortaya çıktı. Yani biz bir projeyi 2 yıl boyunca geliştirmeye çalışmayalım. Çünkü yapamadığımız durumda 2 yıllık bir emeği çöpe atmış oluyoruz. Dolayısıyla bunu minimum geçerli ürün diyebileceğimiz şeylere, parçalara bölelim.
ve o minimum parçayı inşa edelim. Daha sonra onun yanına diğer özelliklerini kata 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 2 yıl boyunca aslında bir taraftan da işleyen bir ürün olarak hayatına devam etsin gibi bir metodoloji ortaya konulmuştu, manifesto ortaya konulmuştu. Ancak Türkiye'de Agile'ın konuşulması 2013'lerden, 14'lerden sonra filan başladı diye hatırlıyorum. Yani o yıllarda yurt dışından danışman firmaların geldiği ve işte şirketlerin süreçlerini Agile transformasyonuna uygun hale getirmeye çalıştığı yıllar olarak geçmişti. Ama bugün bence çok şanslı bir yerdeyiz. Dünya da bunları konuşuyor. Dünya ile eş zamanlı olarak biz de bunları konuşuyoruz. Bunları konuşacak olgunlukta ya da o fırsatları yakalamış şirketlerde çalışıyoruz. Böyle değerlerimiz var. Dolayısıyla belki üzerinde çok düşünürsek bu defa çıkacak olan manifesto, yani Türkiye'den de olabilir. Çünkü en büyük güçlükleri yaşayan, süreçleri hala birçok anlamda standart olmayan ülkelerin de başında geliyoruz bu anlamda. Doğru. Böyle bir fırsat olarak da bakmak mümkün buna. Bunun dışında use case'lerden söz etmemi istediniz. Aslında konular çok benzer olduğu için, firmalar da çok benzer olduğu için sayabileceğim hemen her şeyi belki saydı Tolga ve Seda Hanım. Tolga arkadaşım olduğu için bey demiyorum ona. Bunlara ek olarak belki şöyle bir şeyden bahsedilebilir. Hepsi burada bir süredir görme engelli vatandaşlarımız için, müşterilerimiz için daha müşteri deneyimi iyileştirilmiş bir format üzerinde çalışıyor, tartışıyor. Yani görme engelli bir müşterimiz hepsi buraya geldiğinde ürünü göremediği için o ürünün görsellerinden çıkarılmış bir takım tanımlayıcı anahtar kelimeleri biz sese dönüştürelim ve o ses üzerinden işte bu bir kitaplıktır, 10 tane rafı vardır, köşesi sivridir vesaire gibi detayları duyabilsin, işitebilsin gibi şeyleri konuşuyoruz. Bunun dışında aslında hali hazırda yapa geldiğimiz her şeyde arkadaşlar tarafından zikredilmiş ortak oldu. Ortak noktada diyorsunuz. Tabii. Peki, şöyle yapalım. Bir 7-8 dakikamız var. İkişer dakikadan bir son tur yapacağım. Ve hepinizden şunun yanıtını rica ediyorum. Şimdi evet, birçok sektör etkilenecek bu işten. Yani yapay zekanın gelişiminden. Ve hayatımızda belki birçok noktayı buraya atfedeceğiz. Bilemiyoruz. Nereye kadar gidecek onu da bilemiyoruz. Sizler konuya vakıfsınız, belki tahmin edebiliyorsunuz ama özelde konuştuğumuz oturumun özelinde şunu sormak isterim ben. E-ticaret yükselen trend, perakende vazgeçilmez sektörlerden biri. Her ikisi açısından baktığınızda e-ticaret, perakende ve yapay zeka üçgeninde bundan sonra nereye gideceğimizi düşünüyorsunuz? Beklediğiniz kırılmalar var mı? Bu ortak sorum olsun. İkişer dakikada bunun yanıtını alayım. Sayın Kaşan, sizle başlayalım. Benim aklıma bir şey geldi, söz geldi. Belki genel hepsini kapsar diye de düşünüyorum. Hani böyle aklımızın, hayalimizin alınmayacağı şeyler de çıkabilir. Michael Jordan bir şey diyordu, işte yetenek maç kazandırır, takım çalışması ve akıl ise şampiyonluk diye. Ben de diyorum ki hani takım çalışması ve yapay zeka şampiyonluğu kazandıracak. Dolayısıyla bu hani hem dijital bizim için, hani perakende artı e-ticaretle uğraştığımız için zengin bir deneyim sunmaya devam edeceğiz. Ve e-ticaretin de aslında küresel ekonomideki oranı herhalde %21-22'lerde, bunun önümüzdeki yıllarda belki 26'lara gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla hem fiziksel hem dijital dünyalarını bir arada yaşatacak ve o duygusal bağ kuracak tüketicilerle yapıyı kurmamız gerekecek. Artık çünkü tüketiciler de böyle hani sosyal sorumluluk, sosyal konulara duyarlı, çevresel faktörlere duyarlı, böyle amaç odaklı markalarla birlikte yürümeyi tercih ediyorlar. Birlikte yürüyorlar, onu söyleyebilirim. Şekilde. Bir şey sorayım da öyle tamamlayayım burayı. Tabii. Şimdi Michael Jordan örneği verdiniz ama o Matrix'e evet. 5 var, 5 geçiyor zaten. Havada uçuyordu adam. Şimdi ama herkes Jordan olamayacağına göre insan kaynağımız yapay zekayı geliştirecek, insan kaynağımız buna yetecek mi? Böyle
Bunun da bir yanıtını alıp öyle dönmek isterim. İnsan kaynağı bu alanda yeterli olduğunu düşünmüyorum ve bu anlamda eğitimler kritik önem. Burada TRAİ'ye de bence ciddi bir ekosistemin driver'ı olarak görev düşüyor. Belki bunun okullarını açarak eğitimlerini vermek anlamında. Paralelde mesela biz yakın zamanda bir praktikum diye bir şeye başladık. Bunu şu anda kendi içeride kullandığımız sistemlerle alakalı yaptık ama bir sonraki aşamada yapay zeka ile ilgili yapıp işte eğitimler verip 3. 4. sınıf ya da 7 mezun kişilere onlara projeler verip onların içerisinde başarılı olan adayları aslında ekiplere kazandırıp öğreterek devamını sağlamak. Yani yapay zeka özelinde de eğitimin gerekli olduğunu ve özellikle ekosistemle birlikte de öğrenmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda o yetkinlikte kısıtlı kaynak var. O yüzden de altın değerinde zaten. Her biriniz altın değerinde. Sayın eğitimler bekliyoruz diyelim. Söyleyeyim. Sayın Kalaycı, aynı sorum. Bundan sonraki beklediğiniz kırılmalar nelerdir? Sizden almak isterim. Ben e-ticaretin çok avantajlı olduğu bir nokta olarak dijital bir sektör olmasını görüyorum. Yani diğer bazı başka dijital sektörler de var, örneğin oyun sektörü gibi. Bu yani dijital olduğunda bir şirket data toplama eforu oldukça azalıyor. Kendi normal iş süreçlerinin, standart iş süreçlerinin içerisinde minimum eforla aslında bu süreçleri tasvir edecek datayı da toplama şansı oluyor. O yüzden büyük bir avantaja sahip e-ticaret bu tarafta. İnsan kaynağı tarafında ben de aynı fikirdeyim. Yani bu kadar fazla data olması tabii ki çok fazla use case doğuruyor. Sizin günlük işleyişinizde aldığınız kararları, müşteriye sunduğunuz ürünler, müşteriden aldığınız feedbackler size nasıl bir insight sağlamalı, sizin süreçlerinizde ne tür farklılıklar yaratmalı, bununla ilgili birçok insight oluyor elinizde. Daha doğrusu potansiyel insight oluyor. Sizin bu insight'lara ulaşmak için de yapmanız gereken şey öncelikle tabii ki bu konunun öneminin farkında olmak, bu konuları önceliklendirmek, sonrasında da buraya yatırım yapmak. Yatırımda da temel iki tane kalem var. Biri teknoloji yatırımı, biri insan kaynağı yatırımı. Teknoloji yatırımı görece daha kolay. Çünkü ulaşmak daha kolay. Yani buradan alanında uzman, Amerika'da, Avrupa'da veya herhangi başka bir ülkede alanında uzman bir şirket gerekli kaynağı sağladığınızda size o ürünü konumlandırıyor. Onu kuruyorsunuz ama insan kaynağı tabii öyle değil. Özellikle bu uzaktan çalışmanın pandemiyle birlikte yaygınlaşması ve son dönemdeki ülkemizdeki ekonomik koşullar dolayısıyla bu konu bizi oldukça zorlamaya başladı. Kur çok can yakıyor tabii. Evet, yani yurt dışı ile rekabet etmek durumunda kalıyorsunuz yeri geldiğinde. O da tabii maddi olarak rekabet etmek oldukça zor kurdan dolayı. Orada işte kişilerin burada olduğu yerde mutlu olmasını sağlamak, kendilerini geliştirebildiklerini göstermek gibi faktörler sizin en odaklanmanız gereken konular oluyor. Semih Bey? Açıkçası kırılma diye ifade edince bir de Tolga biraz enflasyonist ortamdan, yurt dışıyla rekabetten falan bahsedince aklıma şey geldi, soruyu biraz şöyle aldım. Yani Fukuyama'nın işte tarihin sonu ve insan şeklinde mottolaşmış eserinden yola çıkarak hani sona mı geldik, bir kırılma mı bekliyoruz, bundan sonra artık bambaşka bir yere mi gidiyoruz gibi bir yerde değiliz. Hiçbir zaman da olmayacağız aslında. Fukuyama da orada yanıldı sonuçta. Soğuk savaş bitti ama hayat devam ediyor. Ve soğuk savaş bittikten sonraki tam olarak ertesi günkü dünyada değiliz. Yeniden artık dünyanın çok kutuplulaştığı bir dönemden geçiyoruz vesaire. Dolayısıyla yapay zekayı biraz endüstriyi bir yerden alıp başka bir yere götürmeye çalışan insandan bağımsız gibi bir şey olarak tasavvur etmemek lazım diye düşünüyorum. Buradaki hikaye tamamen bizim hikayemiz, bizim ihtiyaçlarımızın hikayesi. Hani bu temelde beraber soru sorarsak mesela bugün itibariyle bizim e-ticaretten ya da yapay zekadan ya da bu ikisinin birleştiği yerden beklentimiz ne olabilir? Şunu söyleyebiliriz. Ben bir bunu da bitirelim. Tişört alacağım ama bunu üstümde görmek istiyorum
bu artık benim ihtiyacım haline geldi ya da bir makyaj malzemesi alacağım, üstümde denemek istiyorum. Bunu bana sanki ben onu almışım, giymişim ya da sanki dudağıma sürmüşüm gibi gösterin. Ya da yıl olmuş 2022, ben hala klavyeden bir şeyler yazarak ürün aramak istemiyorum. İşte bana şunu bul diyeyim, bulsun. Bizim bu bağlamda ihtiyaçlarımız ne olacaksa sektörde oraya doğru gidecek. Daha fazlasını, böyle sürprizleri, kırılmaları falan beklememek lazım diye düşünüyorum. Çok da beklentiyi yükseltmeyin diyorsunuz. Tabii yapay zeka olunca insanlar ister istemez bilinmezliğe doğru bir mit atfı oluşuyor. Halbuki biliyoruz ki sizin ellerinizde gelişiyor onlar, kullanıyorsunuz. Ve sizin adınıza, belki bizler adına soyut ama sizin adınıza somut gelişmelerden bahsediyoruz. O yüzden de sizlerden almak, sizlerin değerlendirmesiyle meseleyi okumak istedik. Zeminde. Efendim Ebebek IT Direktörü Sayın Seda Kaşan, yine Trendyol Veri Bilimi Lideri Sayın Tolga Ahmet Kalaycı ve hepsi burada Data Science Manager Sayın Semih Albayrak. Çok çok teşekkür ediyorum. Bakalım süreç bize ne getirecek? Biz yine sizler gibi uzmanlarla bu ekosistemi okumaya çalışacağız. Eminim ki sizler yine önemli işlere imza atacaksınız. Bizler de buradan sizin yaptıklarınızı üzerinden öğreneceğiz. Hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum efendim. Sevgili seyirciler, biz bir beyin fırtınası yaptık. 3 kritik uzmanımız vardı. Biz sözümüzü burada tamamlayalım. Sayın Akben'e verelim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.